Normalde Merinos kuzusu. Bunun kuzusunu Merinos almış. Evet. Bu da bunu almamış. Bu da keşke haber müdahale etseydi. Bu Merinos'un kuzusu normalde. Bu Merinos ikiz doğurdu, bir tanesi ölmüştü, yetişemedi. Bu alır ama. Bu. Bunu bilmem, onun annesi onu alıyor. Kokluyor, gidiyor peşinde dolaşıyor da emdirmiyor. Bu da alır. Bu da geri altına giriyor ya. Hiçbir tepki göstermiyor. Yok, deli değil. Efendim, güzel. Hiçbir tepki göstermiyor. Bu devlete verdikleri. Hadi gelin, alın gidin, gelin. Ah, oh, kar damlaları düşüyor. Kar damlası düşünce biz de korktuk, köpekler de korktu. Yiyin, yiyin, soğuktur. Onlar da yemek aldı. Nereye gidiyor? Ben daha ne su getireyim ya? Ya kar yağdı. Kar güzel güzel yağdı. Arkadaşlar, beklediğimiz kar geldi, yağdı. Köpekler başını alıp dağa gidiyorlar. Kut 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 kut. Kurtlar yiyebilir. Öyle değil mi Ali? Yok lan, kurt ne yiyor? He? Kurt yiyebilir de. Kur 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 kur. Kur 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 kur. Tır 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 tır. Tır 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 tır. 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 Tır 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 tır. Arkadaşlar merhabalar. Ben Yusuf Boyraz. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, memlekette beklenen kar yağdı. Çobanların keyfi yerine geldi. Ama bizim gelmiyor. Çünkü yemleme süreci başlıyor bir sefer. İlgilenme süreci, sulama süreci başlıyor. Arkadaşlar, bugün 26 Ocak. Kar şafaktan beri yağıyor. Yaklaşık bir yerlere bir 25 santim tuttu. Haleden at kuyruğu gibi yağıyor, devam ediyor. Biz küçükken seviniyorduk bu durumlara. Kazağa bineceğiz diye, ama büyüken daha sorunlu ve sıkıntılıymış. Yol bile kapanmadı, hiç de araba gelip gitmiyor. Kar yağışı durmaksızın yağıyor arkadaşlar, yani her tarafı doldurdu. Ali biraz sohbet edecek, Ali konuşacak, Ali biraz anlatacak. Umarım arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğenip paylaşmayı da
Arkadaşlar yorum yapmakta çekinmeyin. Lütfen yorum yapın. Nokta da olsa yorum yapmaya çalışın. Kizler kanal büyüsün. Teşekkür ederim. İyi seyirler. Aa, köpekler bir şeydi çünkü. Köpekler bir şey avlamaya gidiyorlar. Nedir bilmiyorum. Ama gidiyorlar arkadaşlar. Bu zaman karlı olduğu zaman tehlikeli zamandır. Kafasını alıp gidiyorlar. Bunlardan başka köpek yok arkadaşlar. Kurt murt olursa tehlikeli olur. Hep Mickey yapıyor. Ne biçim coştu, ne biçim gidiyor. Bir şeylere coştuysa gider. Karol gitti yetişti arkadaşlar. Karol'un o gövdesine göre müthiş bir koşusu var. Gitti yetiş. Nasıl avcı şeklinde gidiyorlar arkadaşlar. Yani her biri bir taraftan gidiyor. Avcı şeklinde gidiyorlar. Gittiler. Ta oralara kadar gittiler. Dağa doğru şimdi tırmanırlar. Oradalar. Karo gitti bitiye yetişti. Tarıyorlar. Yemleri dolduracağım arkadaşlar, samanları. Mercimek, çoban samanını beyaz samanla karıştırıp çuvallara koyacağız. Ki koyunlara verelim. Mercimek samanı, beyaz saman, bir de çoban samanı karıştırıyoruz. Hayvanlara yediriyoruz. Koşlar zaten uzun zamandır yemdeler. Eşek de. Ali koyun mu doğurdu? O zaman gel biraz konuş. Ne yapak? Su gel gel, daha erken, ben samanı biraz doldurayım. Samanı doldurayım, şey yapayım. Ondan sonra suyunu verek. Bekleyin yeminizi hazırlayana kadar. Kalkıyor.
doğum yapmış koyunlarımız hepsi. Doğumlarımız başladı. Bağırıyor, çağırıyorlar. Şu kuzu yatıyor, onu biraz... Ne oldu Balebini? Ne oldu? Bu koyunumuz kendi, kendi yetiştirdiğimiz bir koyun. Çok güzel bir koyun. İkiz doğurdu. İkizlerimiz var. Yani bir tane öbür kuzunu da göstereyim. İkiz, biri dişi, biri erkek kuzularımızı doğurdu. Zeminden al, zeminden, zeminden aşağıda. Zeminden alın da yukarıdan gel. Yok, gelmez zeminden. Yukarıdan gel. 8 kere, 1-8. 800 kere para koyuyoruz her koyduğumuz. Şimdi tonu 850, nakliye tarihi. Ya işte 850, 100 kilo götürsem, bir dakika. 100 kilo götürsem, 800 kere para harcayacağım. Sonra et pahalı. Hayvancılık niye dönem niye insan? Bak düşünün. Bak şu 800 kağıt taşıyor. Kova derdi. He? He? Kova derdi. Taşıyla getirir. Yok yok, büyük kova derdi. Ha işte. Şu nedir? He? Ha işte. Suyun ki bu? Yok. Yemin ki. Tabak koy üstü. Ne çapa şuraya bak. Oh. Dişi mi erkek mi? Dişi. Şeydi. Şuraya bak. Uy 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 uy. Uy. Koş. Ne? Yanıma mı geleceksin? Git annenin yanına, annenin yanına. Ben senin annen değilim. Git 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 git. Ben senin annen değilim. Git 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 git. Git. Sen döktün mü? He? Bu kuzuları şey mi? Özel hazırladım. Hangi kuzuları? Son var 100 kuzuların kimler. Bunun içinde 24-23 protein var. Hı. Bu bir karmadır. Kendim yapıyorum bunu. Ama patatesi almasalar diye kimse söylemiyorsun. Yok. Bunun içinde farklı özellikler var. Hem enerji bakımından zayıf ama protein bakımından güçlü hazırlıyorum. Niye maske takıyorsun? Maske... Yaşlandım artık. Ciğerlerim tozu kaldırmıyor. Onun için onun protein değeri 22'ler civarında aşağı yukarı. Şimdi bazı arkadaşlar... Bunu kendi hazırlıyorum. Diyecekler, arpayı az veriyorsunuz, sabahı çok veriyorsunuz, şu diyecekler... Ya şimdi bekara karı boşamak kolay. Yani adam söyler, uzakta herkes her şeyi söyler. Doğru söylüyordur belki adam. Ama imkanları, şartlarımız bunu veriyor. Bu zamanın içinde... 4 çeşit saman var. Mercimek samanı, çorban samanı, arpa, buğday. Bir de yonca. Bir de yoncamız var. 5 yoncayı katmıyorum ama öbürü her şey. Arpa, buğdaylı arpa arkadaşlar. Bu yıl Yusuf arpanın yerine buğday ekmişti. Arpayla buğday birlikte çıktı. Biz de yem olarak kullanıyoruz ki yüksek büyüyor. Yani kötü bir yem değil. Bu zaten şey değil. Şu yem aşağı yukarı şurada 35-40 gün sonra burada hayır kalmaz artık.
Uyunda bakar, suya çıkar. Bahara tekrar çıkarsın. Ne kadar kar yağarsa yağarsın ateş düşmüştür toprağa, ağaca, suya. Bir şey olmaz. Şu yem de bol bol yeter zaten. Bol bol istemediği kadar yesin. Yani arkadaşlar öyle söylüyor işte, her şeyde insan ister ki güzel versin, malı güzel olsun, kuzusu. Karı gel çekek, dışarı gel. Ya karı çekek, ben üşüyorum. Şu kapıyı çek. Ben üşüyorum artık. Sen de hep üşüyorsun, ne üşürsün? Şimdi insan ister, gönül ister, güzel şeyler yapsın. Şimdi mısır börek, buğday börek, arpa börek. Aha, hiç durmayacak. Ben de zıplayayım mı o romantik kızlar gibi karın üstüne uzanım? Uzan biraz romantik kızlar gibi. Şeyde Bulut amca gibi haberleri seyrediyorlarmış da 2008 yılında, 2007 yılında. Sivas'ta bir kurt yakalamışlardı, şeye bağlamışlardı, kültüye bağlamışlardı, köpekleri gelip deniyorlardı. Kurt canlıydı, sağlıklıydı. Bu sefer köpekleri deniyorlardı, panter Emel vardı, hayvan savunucusu. Kadın haklı belki, kısmen haklı. Bir sefer kadın Bulut amca demiş, çocuklara demiş, ya bu nedir demiş. Kurdu bir gösteriyor, bu kadını gösteriyor. Bu kadınla bu kurdun ne alakası var, anlamamış konuyu. Demişler. Bulut amca da aynı zamanda çobanmış. Çok çobanlık ya, ömrü çobanlıkla yani geçti. Yani kurttan usanmış. Bir sefer demiş, bu kadın niye böyle yapıyor yani, bu kurt niye bunu şey. Demişler kadın diyor ki, kurda niye eziyet ediyorsun, niye işkence ediyorsunuz, niye bağlamışsınız, niye duttunuz diyor. Bulut amca da demiş, gelsen 6 ay bir koyuna gitsin, hele kurdun tarafını dütüyor mu, dütmüyor mu, o zaman görürüm. O kadar bakmış ondan. Ondan sonra şey de yapıyor işte. Yılan yıl karı yağdı, kar için ne söylüyorsun? Ya o kar daha 15 gün yanmasaydı iyiydi. Zaten bahar geliyordu. Olsun. Biz de zaten öyle söylüyorduk. Bahar gelirdi. Artık toz işiyle işim bitti. Koyunları yemleyeceğiz, su götüreceğiz, suyunu bitirmişler. Ben arpayı oraya götürdüm. Arpa var mı burada? Arpa çok oldu. Arpa varsa götürmeyi, samanla su götürek. İki şey suyunu içmiş de. Kuzulara yem vermeyeceğiz. Vereceğiz. Kuzunki hazır. Kuzunki sıkıntı yok. İşte kuzunki neresi? Hele kuzun da suyu sıkıntı. Ama at kuyruğu gibi yakıyor ya. Mübarek ne kadar güzel yakıyor. Biraz sulu yakıyor. Hani biraz daha soğuk yaksa ortalığı doldururdu şimdi kadar. Ya kardeşim, ne bileyim işte, bugüne kadar da iyi götürdü yani, memlekete göre, mevsime göre iyi gitti. Koyunlarımız, kuzularımız doğuruyor. Hava iyi bugün. Dün 4 tane doğurdu, bugün hiç doğurmaz. Benimkiler doğuruyor, benimkiler doğurmuş. Ya seninkiler doğurmaz. Seninkiler hele bahara kaldı. Bahara kaldı. Bir bahara kaldı. Mart'ta doğurur onlar artık. Şubat'ta, Mart'ta doğurur. Ya 5-10 tane var. Şey gelmiş. Fıstık gibi olur. Koyunlar işte tam yeşile çıktı mı doğum yapar. Şu kapı açık ha. Hangisi? En son oradan su götüreceğiz, oradan gelip gidek de biraz. Anladım. Koyunların yemini verirken oradan bir tek git. Arpa oradaysan bir tek orada git. Bu doğum yapan sabah koyun açtır. Şimdi kuyruğa koy. Ondan sonra bir soru sor söyleyeyim. Yoksa gidip köpeğin yalanı yapacağım. Ben soru sor. Ben ne, aklıma ne gelecek mesela? Ya, ne gelebilir ki? Neyi gelecek ki? Sen ne dolduracak ki? La dünya hakikaten küçük bir yer. Konular çabuk bitiyor. Mesela? Hemen bitiyor. Köpeklere anlat mesela, kurda karşı davranışlarını, kar yağdı. Kurt da kalmadı, kurt da öldü, şey de öldü. Gel gidelim, yalı yedek burada, hem konuşuruz hem yalı yapalım. Hadi teşekkür ederim. Bu şimdi sabahın yalı mı, akşamın mı? Sabahın, bu sabaha kadar kaynar suyla yaptım, düğümlenecek. Kaynar suyla? Bir tane arkadaş o gün yorumda yazmıştı, demiş diyor, o nasıl yaldır, insan yalı kaynatır. Doğru söylüyor, o bir tane köpek için geçerli lan. 7-8 köpeğin suyunu kaynatmak için bize bir tane buhar makinesi lazım. Evet, evet. Dedi, doğru. Aynada, sobada biz de yapıyorduk. Eskiden iki tane köpeğimiz vardı, yukarıda yapıyorduk, kaynatıyorduk. Kaynatıyorduk, güzel oluyordu. Yani ne oluyordu? Pişmiş oluyordu, köpeğin sindirimi, köpeğe az unla... Çok yal elde ediyorsun. Çok yal elde ediyorsun. Dede doğru. Evet. Unu az harcın. Dede doğru. 100 dereceye geçerse su. Bir de şey oluyordu. Ne oluyordu? O un kaynadığı için köpeğin sindirimini rahatlatıyordu. Köpeğe yaramasını sağlıyordu. Yani köpeğe bir nevi yemek veriyordu. Evet. Pişmiş yemek veriyordu. Dede doğru. Şimdi 10 tane köpeğe 1 kilo unla yeri olsa, yani sistem olsa kaynar.
Dede doğru 1-2 kilo unla 10 tane köpeğin karnını doyurursun ki köpekler de güzelleşir. Ama biz kaynamış su koyuyoruz. Kaynatamıyoruz. Zaman kaynatıyoruz. Bulamıyoruz. Zaman değil. Sistemimiz yok buna göre. Ya bir sobada yapalım. Bir kova alacağım böyle. Bu büyük kovalar var ya, eski banyo kovalar var. Ama bu da kaynar sudur. Ama 1-2 dakika kaynasa daha iyi olur. Dede doğru katılıyor. Ya 100 derece geç. Ama bu da çok güzel katı bir yağ yapıyorum. Bakın arkadaşlar, katı bir yağ. Şimdi katı olmasının, çok da katı yaptığı zaman köpekler yanak olmadığı için, diliyle aldığı için ya hamur yapıp yorup önüne atacaksın ya da böyle diliyle alabilecek şekle getireceksin. Havama ya getir. Da hamurlaştıracaksın ki parça alsın. Parça parça bileceksin. O biraz maliyet oluyor. Evet. Yani o kadar. Ama bu şimdi sabaha kadar dinlenir, aynı çorba kıvamına gelir. Teşekkür ettik. Sağ ol. Köpeklere helal hoş olsun. Hayırlı. Sırada doğurmuş koyunlar. Ne yapıyorsunuz? Dur. Abi. Çıksın lan dışarı. He? Ya yallah gitme. Al maşallah. Bir kere maşallah değil arkadaşlar. Su var da şuraya indir, içsinler. O suyunu içsinler. Yiyorlar ha, sevdiler, yiyorlar. İyi baklar, iyi. Bunlar erken doğan kuzular arkadaşlar. Erken doğan kuzular. Bunlar da geç doğan kuzular. Yeni doğan kuzular. Ali su var mı? Gel karıştırayım. Arpasını getireyim.